Gençlik sohbetlerimizde geçen hafta bayram dolayısıyla ara vermiştik. Bu hafta Sıla Maral arkadaşımız Türk Havacılığı'nın öncü ismi Vecihi Hürkuş konulu sunumunu bizlere gerçekleştirecek. Vecihi Hürkuş dediğimiz gibi Türk Havacılığı'nın hem sivil havacılığın hem de askeri havacılığın öncü isimlerinden. Kendisi Türk Havacılığı'nın ilk uçak tasarımcısı ve ilk yerli uçağımızı yapan şahsiyet olarak da önemlidir. Vatan hizmetini Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Mücadelesi'nde fazlasıyla hakkını vermiştir. Sivil havacılık hakkında çalışmaları olduğunu söyledim az önce. Bu çalışmalarının da cefasını aslında çekmiştir. Hani o kadar da çok kolay desteklenmemiştir. Yani kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Sıla bizlere bahsedecek zaten sunumunda. Buyursun. Öncelikle hepinize merhaba, hoş geldiniz. Biraz heyecanlıyım. Bir hatam olursa kusura bakmayın. Vecihi Hürkuş'tan bahsetmeden önce ben insanların uçmaya karşı merakından bahsetmek istiyorum biraz. İnsanların varlığından beri bu var. Kimi zaman kuş kanadına benzer şeyleri kollarına takarak uçmaya çalışmışlar. Kimi zaman bunlar için işte yüksek yerlerden bir şekilde kendi yaptıkları aletlerle atlamışlar vesaire. Fakat insanoğlu bu merakını yani ancak son 200 yılda gerçekleştirebilmiş. Türkler de aynı şekilde yani gökyüzüne karşı hep merak içerisinde olmuşlar. Avrupa Devleti'nin bayrağındaki kuş, Selçukluların bayrağındaki ise bayrağındaki kartal ise bu Türklerin geçmişten gelen gökyüzüne karşı olan merakını bize gösteriyor. Ki bizim de devletimizdeki ay yıldız da bunun bir örneği. Türkler İslamiyet'e girdikten sonra da astronomi üzerine büyük katkılar sağlamışlar. Şey var, İmam Cevheri 1200 yılında ilk uçma teşebbüsünde bulunuyor ve Nişabur Ulu Cami minaresinden atlayarak şehit oluyor maalesef kendisi. 17. yüzyılda da Hazarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi var. Bunlar başarılı uçuşlar gerçekleştiriyorlar. Hepimizin bildiği üzere Galata'dan atlıyorlar. Fakat kendilerinin çalışmaların devamı gelmiyor. Bunlara zamanında birer kez altın verilerek uçma faaliyetlerinin engelleniyor, önlerine geçiliyor. Avrupa'da sanayi devriminden sonra da insanlığın bu uçma fikriyle alakalı fikirleri cesaretleniyor aslında. Osmanlı'da da teyyare üretimiyle ilgili bazı projeler var. Bunlar da Vecihi Hürkuş'tan önce. Ama böyle hepsi hayata geçen başarılı projeler olmuyor tabii ki. Şimdi Vecihi Hürkuş'tan bahsedeceğim sizlere. Vecihi Hürkuş 18 Ocak 1896 yılında İstanbul'da doğuyor. 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu kendisi. Annesi Zeliha Nihir Hanım, babası da gümrük müfettişi Fehan Bey. Çocuk yaşta babasını kaybediyor ve bu yüzden kalabalık bir ailede büyüyor. Böyle teyzelerin, halaların olduğu. Bir teyyarecinin anıları adlı kitapta da Vecihi Hürkuş'un çocukken kalıbına sığmayan bir enerjisinin olduğundan, atletik bir hırçın olduğundan, sporun her türlüsünden zevk aldığından bahsediliyor. İlkokulunu Bebek'te okuyor, ardından Üsküdar'da Füziyat Osmaniye Rüştiyesi'ne devam ediyor. Üsküdar Paşa Kapı İdaresi'nde de eğitimini bitiriyor. Daha sonrasında Tophane Sanat Okulu'na geçiyor. Sanata karşı merakı da var aynı zamanda Vecihi Bey'in. 1912 senesinde yani gençlik yıllarının başlarında Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Kendisi eniştesi Kurmay Albay Bey ile beraber gönüllü olarak Balkan Harbi'ne katılıyor. Balkan Harbi bitince de İstanbul'da ordu kumandanlığının görevlendirmesiyle Beykoz Sivriburnu'ndaki esir kampına kumandanlık yapmaya başlıyor. Fakat Vecihi Bey'in her zaman isteği pilot olmak. En büyük hayali bu. Yaşı küçük olduğu için teyyare mektebine alınmıyor. O yüzden teyyareciliğin diğer bir kolu olan makinist mektebine gidiyor kendisi. Havacı olmak onun en büyük tutkusu. Vecihi Bey'in havacı olmaya dair tutkusunun sebebi de İstanbul Kahire Seferi'nde şehit olan Yüzbaşı Mehmet Fethi, Üsteğmen Sadık ve Yüzbaşı Nuri Bey'den geliyor. Bu olayı da kısaca şöyle bahsedebilirim. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti Avrupa Devleti'ndeki topraklarının çoğunu kaybediyor. Ve İttihat ve Terakki Hükümeti halkın moralini düzeltmek ve dışarıya karşı biraz da güçlü görünmek adına daha önce Fransızlar tarafından başarıyla gerçekleştirilen Paris-İstanbul-Kahire Seferi şeklinde gerçekleştirmek istiyor. Bu yüzden dönemin en iyi iki teyyaresini alıyorlar ve en iyi pilotlarından da 4 tanesi seçiliyor. Halkın bağışlarıyla alınan bu iki teyyare bu sefer sırasında düşüyor ve 3 tane pilotumuz şehit oluyor. Bunlar az önce isimlerini saydığım Mehmet Fethi, Üsteğmen Sadık ve Yüzbaşı Nuri Bey.
Fakat Osmanlı Devleti o dönemki hükümet bu projeyi iptal etmiyor ve bu projenin ve projeyi tamamlıyor. Bu da Türk Devleti'nin kararlılık göstergesi oluyor ve o dönem Vecihi Hürkuş gibi pilot olmak isteyen gençlerin ufkunun açılmasını sağlıyor. Vecihi Bey daha sonrasında Teyyare Makinist Mektebi'ne giriyor. Buradan mezuniyetinden sonra 1. Dünya Savaşı'nda Bağdat Cephesi'ne makinist olarak gönderiliyor. Ancak 2 Şubat 1916'da uçak kazasında yaralanıyor. Anılarında bu uçak kazasında yaralandığını, nasıl yaralandığını anlatıyor. Belinden sakat kalıyor kendisi biraz ve uçmaya dair biraz korkular oluşuyor. Fakat bunun üzerine gidiyor. Yani aslında bu kaza onu şey yapmıyor, kötü etkilemiyor. Daha çok aksine uçma isteğini kamçılıyor. İyileştikten sonra da Yeşilköy'deki Teyyare Mektebi'ne giriyor. 1916 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiriyor ve buradan mezuniyet diploması, pilot diplomasını alıyor. Daha sonrasında da 1917 senesinde Kafkas cephesine atanıyor. Bu cephede Rusların bir savaş uçağını düşürüyor ve böylelikle uçak düşüren ilk Türk teyyareci olarak tarihe geçiyor. Bazı kaynaklarda ve çok internet sitesinde Vecihi Bey ilk düşman teyyaresi düşüren pilot olduğu da yazıyor. 1917 yılında yine bir hava savaşında kendi kullandığı uçak Ruslar tarafından düşürülüyor. Yaralanan Hürkuş uçağın Rusların eline geçmesini istemediği için uçağını yakıyor. Anılarında da bunu Erzincan Ovası'na düzlük bir alana inmek istediğini fakat vakti olmadığını, insanların Vecihi Bey'i ele geçireceğini düşünerekten ağaçlık bir alana uçağını indirdiğini yazıyor, anlatıyor bu şekilde. Vecihi Bey anısında bu durumu şöyle anlatıyor. Size bunu okumak istiyorum. Hemen yere atladım. Henüz arkadaşım tabii denecek bir halde değildi. Ben ona nazaran daha çok tabii bir haldeydim. Gerçi yaralı bendim. Fakat hadisede o asabına hakim ve başımızdan geçenlere ve tehlikenin büyüklüğünü muhakeme edebilecek bir durumda olduğu gibi teyyareye de bağlı bulunmadığından sükut esnasında teyyarenin içine düşerek sıkışmış kalmış bir haldeydi. Derhal kendisine yardım ettim. Yardım ederek enkazın arasından çıkardım ve hazırladığım kibriti yakarak teyyareden dökülen benzinin üzerine fırlattım. Artık son vazife yapılmış, zavallı kuşumuzun kemikleri arasından kızıl alevlere sarılı kara bir duman sütunu hürriyetimizi de beraberinde alıp götürmüştü şeklinde anlatıyor. Vecihi ve eşsiz düşeceğini biliyor tabii ki. Uçak düştükten sonra etrafında büyük bir kalabalık toplanıyor. Çoğunluğu Ermenilerden oluşan bir kalabalık ve Vecihi Bey'e sözlü tacizlerde bulunuyorlar. Küfür ve hakaret ediyorlar. Ama orada Rus kumandanı gelip Vecihi Bey'i bu durumun içerisinden kurtarıyor ve çok iyi bir şekilde ağırlayıp hastaneye götürüyorlar. Vecihi Bey bu durumdan çok memnun kalıyor. Hastanedeyken Rusların kendi arasında konuşmalarını tercümanın birisi şey olarak çeviriyor. Hani Rusların kendi arasında Vecihi Bey kara bela olarak adlandırdıklarından bahsediyor. Vecihi Bey zaten o dönem böyle ele geçirilmek istenen en büyük pilotlardan birisi. Ve Ruslar bundan sonra çok bir şey oluyor. Yani memnun kalıyorlar. Hatta TRT Arşiv'in belgeselinde kızı Gönül Hanım'ın röportajında şey diyor. Babamı düşürdükten sonra ismini soruyorlar. Vecihi olduğunu öğrenince çok memnun olup büyük bir alkışla karşılıyorlar. Adına bir parti düzenleyip onu da şeref konuğu olarak davet ediyorlar şeklinde anlatıyor. Az önce de bahsettiğim gibi Vecihi Bey de kendisi de biliyor esir düşeceğini ve bir esaret süreci başlıyor. Kendisini ben slide'a geçmeyi unuttum, özür dilerim. Kendisini Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'na gönderiliyorlar. Bu Nargin Adası çok meşhur bir sürgün esir kampı gibi bir yer. Ve böyle yılanların çok fazla olduğu, insanların açlıktan kırıldığı gerçekten berbat bir yer. Vecihi Bey buraya ilk düştüğü andan beri kaçma fikri aklında hep var. Hatta ilk başta Rusların uçağıyla kaçmak istiyor. Onların uçaklarını kaçırmak istiyor. Fakat bunu başaramayacağını anlayınca yüzerek kaçmayı planlıyor. Başarısız 3-4 tane bir kaçma girişimi oluyor. Fakat en sonunda kaçıyor. Hatta Alperen abi söylemişti. Sanırım çamaşır yıkadıkları sele, leğen tarzı bir şeyle yüzerek Hazar Denizi'nden kaçıyorlar. Burada hatta onlara Azeri Türkler yardım ediyor. Onların yardımı sayesinde kaçabiliyorlar. Birlikte kaçtığı istikam temini Salih Bey'le 2,5 ay yaya olarak Süleymaniye üzerinden Musul'a ulaşıyorlar. Burada haritada da fotoğrafını koydum. Gerçekten epeyce uzun bir yol. Yaklaşık 4 ay kadar yürüyor kendileri İstanbul'a varabilmek için. 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında İstanbul'a varıyorlar. İstanbul'a geldiklerinde hava müdafaa bölüğüne atanıyor kendisi. Fakat kendisi işgal altında
bölümünde kalmak istemiyor. İstanbul'da kalmak istemiyor. O Anadolu hareketine katılmak istiyor. Asıl fikri de Vecihi Bey'in hangarlara kapatılan uçakları tamir edip arkadaşlarıyla birlikte Mustafa Kemal'in birliklerine katılmak. Bunun için de esaretten dönen askerlerle beraber haremden kalkan bir gemiye biniyor. Mudanya'ya ulaşıyor. Ardından Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya'ya giderek sivil pilot olarak Kurtuluş Savaşı'na katılıyor. Kurtuluş Savaşı'nda başarılı keşif uçuşları yapıyor. Hatta bir tane Yunan uçağını düşürüyor kendisi. Vecihi Bey'in bu konuda çok azimli ve gerçekten hizmet aşkı ile tutuşan bir insan olduğunu görüyoruz. Çünkü kendisi Konya'dayken sıtmaya yakalanıyor. Sıtmaya yakalanmasına rağmen hiçbir keşif uçuşunu aksatmıyor. Ve gerçekten çok başarılı işler yapıyor burada. Hatta Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 defa takdirname olarak Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası kazanıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İzmir Seydeköy'de açılan Teyyare Okulu'nda eğitim vermeye başlıyor kendisi. 1923 yılında İzmir Mıntıkası Teyyare Bölüğü'ne atanıyor. Fakat burada 3 ay görev yaptıktan sonra Binbaşı Fazıl'ın eğitim uçuşları sırasında şehit olması nedeniyle tekrar İzmir'e çağrılıyor. Burada Kara ve Deniz Okulu'nda öğretmenlik yapıyor. Bunların yanı sıra oradaki fen işleriyle de uğraşıyor. Vecihi Bey burada savaşta çekilen yoklukların giderilmesi amacıyla havacılığın millileştirilmesi düşüncesini kendi içerisinde filizlendiriyor, bunu düşünüyor. Daha sonrasında Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu teyyaresi almayla görevlendiriliyor kendisi. Hizmeti karşılığında da uçağa Vecihi adının verilmesi kendisinin 1919'dan beri gerçekleştirdiği uçak projeleri hakkında fikirlerini yeniden canlandırıyor. Bunun için kendisi de bir motivasyon kaynağı oluyor aslında. Vecihi Bey Kuvayi Havaiye Müfettişliğinden aldığı izinle savaş sonrasında elde kalan uçak malzemelerini değerlendirerek projeler hazırlıyor. Daha çok Yunanlılardan elde kalan uçak motorlarını kullanıyor burada. Bu aşamada havacılığın ne durumda olduğunu gözlemlemek amacıyla Avrupa ülkelerine bir heyet gönderiliyor ve bu heyetin içerisinde Vecihi Bey de var. Vecihi Bey burada gözlemlediği projeler sonucunda kendi projesinde hızlı bir çalışma sürdürüyor. Ve aylar süren çalışma sonucunda Vecihi K6 adlı uçağı yapıyor. K6 Avrupa'da gördüğü emsallerin çok daha üzerinde bir uçak ve ülkemizin ilk yerli askeri uçağı olma özelliğini taşıyor. Vecihi Bey ülkemizde şöyle bir engelle karşılaşıyor. Bu uçak için uçuş müsaadesi istiyor fakat uçabilirlik sertifikası için bir teknik heyet kurulması lazım. Bu teknik heyetin içerisinde de Vecihi Bey'in uçağını uçurabilecek ve bunu kontrol edebilecek personel yok. Ve bu yüzden bu sertifika gecikiyor. Hatta bu heyetin içerisinden birisi çıkıp Vecihi Bey'e diyor ki Vecihi biz sana bu lisansı veremeyiz, uçağına güveniyorsan atla uçur bizi de kurtar diyor. Vecihi Bey bu söz üzerine makinisti Ekrem Bey'le Seydiköy'deki hangardan uçağını çıkarıp çalıştırıyor ve uçuruyor. Başarılı bir uçuş gerçekleştiriyor. Yere indiğinde Vecihi Bey iki şey karşılıyor. Birisi onun için alkışlar çalıp kurban kesen bir halk, diğeri de 15 günlük bir hapis cezası. Bildiğim kadarıyla Vecihi Bey para cezası da ödüyor. Bence daha da acısı Vecihi Bey bu uçağını bir daha hiç göremiyor K6'yı. Akıbetini de öğrenemiyor. İzin alamadan uçtuğu için cezalandırılınca istifa ediyor görevinden ve Hava Kuvvetleri'nin ayrılıp o dönem Ankara'da kurulmakta olan Türk Teyyare Cemiyeti'ne katılıyor. Türk Teyyare Cemiyeti'nde ilk ve tek pilot olarak yer alıyor burada görevini. Vecihi Bey bu Türk Teyyare Cemiyeti'ndeyken bir okul açmak, yani havacılığı millileştirmek, havacı bir kuşak yetiştirmek adına bir okul açmak ve milli bir hava sanayisi kurmak amacını güdüyor. Bunun için de şey düşünüyor, yaptığı uçağı geri alıp Türk Teyyare Cemiyeti'nin bağış toplama faaliyetlerinde kullanmak ve halka havacılık sevgisi kazandırmak gibi bir fikri var kendisinin. Ama başarılı olamıyor çünkü uçağını geri alamıyor. Daha sonrasında Türk Teyyare Cemiyeti'nde halka havacılık sevgisi yaymak amacıyla başlatılan bağış kampanyasından elde edilen gelirlerle satın alınan Ceyhan ismi verilen uçakla yurt bağış gezilerine çıkıyor. Bu uçağın adının Ceyhan olmasının da bir sebebi var aslında. Zamanında bir bağış toplamak için madalya tüzüğü hazırlanıyor. İşte bronz, gümüş, altın ve elmas madalya verileceği söyleniyor. Bir de 10.000 TL bağış toplayan yerin adını alacağı söyleniyor uçağın. Ve ilk bağış Ceyhan ilçesinden geliyor. 10.000 TL'lik bağış gönderiyorlar ve uçağın adı böylelikle Ceyhan oluyor. Hürkuş daha sonrasında Türk Teyyare Cemiyeti ile ikinci kez Avrupa'ya gidiyor.
Almanya'da Junkers ve Rokbeck uçak fabrikalarını geziyor. Fransa'da birçok uçak fabrikasında incelemelerde bulunuyor. Burada başarılı uçuşlar gerçekleştiriliyor. Ve yurda geri döndüğünde Teyyare Cemiyeti'nin yönetim kurulu istifa etmiş oluyor. Cemiyetinin tasarı ve projeleri suya düşüyor. Elinde ne varsa, elindeki teyyare vasıtaları ve elemanları hava kuvvetlerine vererek havacılıkla ilgisi kesiliyor. Hürkuş da tekrar hava kuvvetlerine görev alması istenince istifa ediyor. Hürkuş sürekli istifa ediyor aslında bir şekilde. Bence çok gururlu bir adam. Yani ne zaman amacına ve ideallerine ters düşen bir durum olunca o yoldan gitmek istemiyor. Başkalarının çizdiği yoldan gitmek istemiyor. Her zaman kendi yolunu çizmenin bir yolunu buluyor aslında. Daha sonrasında Milli Savunma Bakanlığı Kayseri'de Teyyare ve Motor Türk Anonim Şirketi adında bir fabrika kurmak istiyor. Vecihi Bey'e de bir teklif geliyor. Vecihi Bey bu teklifi kabul ediyor. Ve bu teklifi kabul ederek Almanya'ya gidiyor. Almanya'da Junkers A20 teyyarelerine bazı noksanlıklar buluyor. Ve bu noksanlıkları oradaki Almanlara bildirince Almanlar çok memnun oluyorlar. Vecihi Bey'in bu şeyini takdir ediyorlar. Ve ona Junkers A35'lerin yapımını da üstlüyorlar. Yani Vecihi Bey bunu da orada yapıyor. Hatta dedim ki bunu kızı yine gönül alınıp şey olarak anlatıyor. Babam Almanya'ya gidiyor ve bazı noksanlıklar gördüğü zaman bunu söylemek ve söylememek arasında çok çekiniyor. Acaba söylesem bir zarar gelir mi, beni geri gönderirler mi gibi düşünceleri oluyor ama yine de söylüyor doğruları söylemek istediği için ve çok takdir görüyor şeklinde anlatıyordu. Vecihi Bey'e Almanya'da teklif geliyor. Yani Almanya'da kalması için bir teklif geliyor. Fakat Vecihi Bey Almanya'da kalmıyor. Zaten kendisine 1926'da bir telgraf çekiliyor ve yurda çağrılıyor. Kendisi de bu şekilde Ankara'ya geri dönüyor. Daha sonrasında Junkers A-35'in satın alınması için tecrübe uçuşu isteniyor. Junkers özellikle bu uçuşu Vecihi Bey'in yapmasını istiyor. Vecihi Bey uçağın zamanın en modern ve yüksek ateş kudretinde 2 kişilik av teyyaresi, savaşta her tarafı ateş saçabilme gücü olduğunu kanıtlanması için Fransızların o dönemki en gözde uçağıyla savaş yapıyorlar. Daha doğrusu temsili bir savaş yapılıyor. Ve savaşı Junkers A-35 ile Hürkuş kazanıyor. Hürkuş'un Tomtaş'a sunduğu bazı fikirler var. Ve yine tabii ki reddedilecek ama Tomtaş'a Hürkuş şey diyor. Junkers A-35'in kanatlarına benzin depoları ilave edersek eğer havada kalma süresini uzatabiliriz ve Ankara-Tahran uçuşunu direkt gerçekleştirebiliriz. İran devleti de böylece yapmış olduğumuz uçağı görür ve hükümetimiz rızasıyla devletimizin ihtiyacından fazlasını yabancı devletlere satabilir diyor. Bu yapılırsa hem devletin şerefleneceğini hem de Tomtaş'a büyük fayda sağlayacağını söylüyor. Fakat o dönemde henüz Tomtaş fabrikası teşekkür etmiyor ve Junkers A-35 teyyaresi de Tomtaş'a devredilmemiş olduğundan bu uçuş bu fikir reddediliyor. Zaten şey oluyor, daha sonrasında da Türkiye'deki bu teyyare motor şirketinin aracılığıyla İran'a gönderilen Alman pilot yönetimindeki bir uçak düşünce Junkers anlaşmayı bozuyor, Türkiye ile yaptığı anlaşmayı. Yine bu olay sırasında Vecihi Bey uçak sanayisinin yani Türkiye'de yerli uçak sanayisinin ivedilikle kurulması gerektiğini hatırlatıyor, düşünüyor ve bu sırada. Daha sonrasında 1926 tarihinde ilk defa Vecihi Hürkuş'un kullandığı Junkers F-13 uçağıyla paraşütten atlama gösterisi Ankara'da yapılıyor. Yine büyük bir ilgiyle seyrediliyor orada da. 1927 yılında da Tomtaş'ın 14 kişilik 3 motorlu Junkers G-24, diğeri de 6 kişilik tek motorlu Junkers F-13 yolcu uçaklarıyla Ankara-Kayseri arasında bir sefer düzenleniyor. Ve bu sefer ilk hava yolları uçuşu sayılan ulaşım uçuşları olarak geçiyor. Vecihi Bey bu uçuşlarından sonra da Türk Hava Kurumu'ndaki eski görev yeri olan teknik şubeye geri dönüyor. 1930 yılında Ankara'da toplanan sanayi kongresinde açılan yerli mallar sergisinde kendi yaptığı projeleri ve fikirleri böyle maket haline getirerek ve çizim haline getirerek orada sergiliyor. Ve bu sırada kapalı kabin Vecihi K-11 tipli uçağın modeline ait minyatür katılımcılar tarafından çok büyük ilgiyle karşılanıyor. Daha sonrasında yeni uçak model ve tipleri tasarlamaya devam eden Hürkuş Kadıköy'de bir keresteci dükkanı kiralıyor. Ve bu keresteci dükkanı 3 ay süren bir çalışma sonucunda Vecihi 14 uçağını imal ediyor. Bu uçak 2 kişilik tek motorlu spor ve eğitim uçağı oluyor. Yani böylelikle Vecihi Bey Türkiye'nin ilk sivil uçağını yapmış oluyor. Kendisinin yaptığı ikinci uçak olsa da.
Sonra uçağıyla birlikte Ankara'ya geri dönüyor. Ankara üzerine bir gösteri yapıyor. Dönemin başbakanı İsmet İnönü ve bazı komutanlar tarafından uçağı incelenerek kendisi tebrik ediliyor. Uçabilirlik sertifikasının verilmesi için yine İktisat Bakanlığı'na bir müracaat ediyor. Fakat yine teyyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir cevabını alıyor. Hürkuş bunun üzerine bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucunda uçağa istenilen belgenin alınması amacıyla Çekoslovakya'ya gönderilmesi için müsaade alıyor. Ve uçak Ankara'da sökülüyor. Oradan demiryolu vagonları ile Haydarpaşa'ya, Sirkeci'den de Prag'a gönderiliyor. Prag'da uçağın malzemeleri ve her türlü teknik kontrol yapıldıktan sonra uçuşu isteniyor. Her türlü uçuş şekilleri için uçuş şekillerinin kontrolü tamamlanıyor. Ve burada 1931 yılında Çekoslovakya'da Vecihi Bey'i çok onurlandıracak bir hareket oluyor bence. Kendisi adına Gazino'da düzenlenen bir törende baş köşesinde Yaşasın Türk Teyyareciliği yazılı bir pankartla onurlandırarak uçuş müsaadesini alıyor kendisi bu uçağının. 1931 yılında Çekoslovakya'dan uçarak Türkiye'ye geliyor ve 5 Mayıs 1931'de yine Türkiye'ye gelmiş oluyor kendisi. Türkiye'ye dönünce uçağının kullanımda kalması için posta teşkilatıyla, posta idaresiyle görüşüyor ve Ankara Erzurum ile Ankara İstanbul arasında posta hattının kurulması için görüşmeler yapıyor. Fakat görüşmeleri sonuçsuz kalıyor. Yine başarılı olmuyor aslında. Kendisi daha sonrasında yetkili makamlarla bir takım sorunlar yaşamaya başlıyor ve yardımcılığını yapan makinistine görevine son veriliyor. Yani Vecihi Bey'in her türlü yoluna biraz taş konuyor aslında. Bunun üzerine de Vecihi Bey kurumdan yeniden ayrılıyor. Gezileri sırasında gençlikte oluşturduğu uçma sevgisiyle havacılık okulu açmak istiyor kendisi. Ve 21 Nisan 1932'de Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kuruyor. İkisi kız olmak üzere o dönem 12 öğrencisi var. Hatta Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Gökmen kendisinin öğrencisi. Oradan mezun olmuş. 27 Eylül 1932'de de eğitim ve öğretime başlıyor bu okul. Okulun gayesi Türk gençliğini havacılığa aşılamak ve teyyareci kuşaklar yetiştirmek. Okulun motorlu ve motorsuz olmak üzere iki şubesi var. Hangarları ve uçuş alanları var. Küçük de bir sahası var ve Fikirtepe'de uçuş yapıyorlar bunlar. Sonra 1933 yılına geldiğimizde Nuri Demirdağ 5000 lira bağışta bulunuyor Vecihi Bey'e. Ve Vecihi Bey bu vesileyle Vecihim 14 kapalı kabin uçağını imal ediyor bu sefer de. Hatta adına Nuri Bey Vecihi K14 uçağın adını veriyor. Vecihi Bey'in bu dönemde bir de ürettiği su kızağı var aslında. Bununla ilgili pek bir bilgi bulamadım aslında ama Vecihi Bey sadece havacılık üzerine değil, deniz üzerine de düşünen bir insan anladığım kadarıyla. Hatta uçakların iniş takımlarını sökerek uçakları deniz üzerinde, yani su uçağı şeklinde de kullanıyor kendisi. Aynı yıl yine tek satılı Vecihi K15 uçağını da yapıyor. Ve 30 Ağustos 1933'te ikişer adet Vecihi 14 ve Vecihi 15 uçakları ve bir adet de Nuri Bey Vecihi K14 uçağı ile öğrencileriyle İstanbul'da gösteriler, uçuş gösterileri düzenliyor. Öğrencileri çeşitli başarılara imza atsa da maddi sıkıntılar ve öğrencilerin diplomalarına denklik verilmemesi üzerine okulu kapatılıyor kendisinin. 1935 yılına geldiğimizde de Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca çağrılı olarak Rusya'ya gidiyor. Ve Rusya'daki sivil havacılığın durumunu görüyor. Burada incelemeler yapıyor. Daha sonrasında bu incelemeleri Atatürk'e anlatıyor. Atatürk de gezdiği yerlerden ve gazete haberlerinden hep takip ettiği Vecihi Bey'in hakkında Fuat Bey'den bilgi istiyor. Aldığı cevaplar karşısında da Fuat Bey'e ya öyle mi? O halde Türk Kuşu namı ile yeni bir çalışma yol açılsın ve Vecihi'den faydalanın emrini veriyor ve Türk Kuşu projesi başlıyor böylelikle. Vecihi Bey'i Ankara'ya çağırıyorlar ve Vecihi Bey uçağını atlayıp Ankara'ya gidiyor. Ya uçağını atlayıp Ankara'ya gitmesi bana biraz garip gelmişti aslında ve baktım deniliyor. Ya, o dönemde İstanbul'da bile çok az otomobil varken Vecihi Bey'in evinin bahçesinde 3 tane uçak olduğu söyleniyor. Vecihi Bey kafasına göre oradan oraya uçabilen bir insanmış biraz aslında. Ama bu projeye kendisi çok seviniyor. Türk Kuş projesine. Çünkü zaten kendi kafasında olan şeylerle alakalı, planlarla alakalı olunca bu da onu çok mutlu ediyor. Ankara'ya gittiğinde orada baş öğretmen olarak görev yapıyor kendisi ve Etimesgut hangarlarını inşa ediyor.
yetiştirdiği öğrencileri Rusya'da eğitime gönderiyor ve bu onu çok onurlandıran bir şey. Fakat 1936 yılına geldiğimizde büyük bir üzüntü duymasını sağlayan bir olayla karşılaşıyor. Yeni Eribe, bu da kendi aslında öğrencileri arasında, bu da pilotluk eğitimi alan bir kadın. Yeni Eribe'de Cumhuriyet Bayramı törenleri provalarında paraşütü açılmayarak yaralanıyor ve oradan hayatını kaybediyor ve vefat ediyor. Bunun üzerine büyük üzüntü geçiriyor kendisi. Türk Hava Kurumu 1937 sonbaharında mühendislik eğitimi için Hürkuş'u Almanya'ya gönderiyor. Hürkuş Almanya'da Weimar Mühendislik Mektebi'nde ihtisas sınıfında başlıyor ve 1,5 yıl sonra mezun oluyor. 1939'da teyyare makine mühendisi diplomasını alıp Türkiye'ye dönüyor. Fakat Türkiye'de diplomasına denklik vermiyorlar ve şey diyorlar kendisine, 2 yılda mühendis olunmaz. Ve Cihi Bey de bunun üzerine danıştay kararı ile kendi mühendisliğini kabul ettiriyor. Türk Hava Kurumu'nda yönetim değişiyor, vazifeleri başkalarına veriliyor kendisinin. Ve o günkü koşullarla teknik imkanı olmadığı Van'a tayin ediyorlar. Resmen atıl bir konumda, yani Vecihi Hürkuş'u Van'a gönderiyorlar. Vecihi Hürkuş bunun üzerine de istifa ediyor. Ve 1942 yılında Vecihi Havada kitabını yayınlıyor. Bu kitapta 1915-1925 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk döneminde yaşadıklarını anlatıyor. Ve ilk uçağını nasıl tasarladığından bahsediyor. 1948'e geldiğimizde de Türk Hava Kurumu'nda magister tipi bir öğretim uçağı temin ediyorlar ve bu uçakla eğitimlerini ve gösterilerine devam ediyor aslında bildiğim kadarıyla. Sonrasında Kızı Gönül'ün yazı işleri müdürü olduğu Kanatlılar adlı bir dergi çıkarıyorlar. Bu dergi 12 sayı kadar sürüyor. Çok uzun ömürlü olmuyor aslında bu da. Genellikle üniversite öğrencilerinden oluşan Kanatlılar Birliği tarafından organize edilen bir şey oluyor, kuruluş oluyor. 1951'de de 5 arkadaşıyla birlikte kendisi havada zira ilaçlama yapmak üzere Türk Kanadı adı altında bir şirket kuruyor. Said Bayal ve Muhammer Öniz ile İngiltere'ye giderek Auster MK5 tipi 3 uçak alıyorlar. Türkiye'ye döndüklerinde aralarında bir takım anlaşmazlıklar çıkınca Vecihi Bey de tüm haklarından vazgeçerek şirketten ayrılıyor yine. Ve 6 Ağustos 1954'e geldiğimizde 40. yıl hizmetini kutlamak için Yeşilköy'de Uluslararası Havaalanı'nın salonunda Türk Havacılar Bayramı adıyla bir jübile yapılıyor kendisine. Ve 29 Kasım 1954'te Türk Hava Yolları'nı kuruyor. Bir takım güçlüklerle uğraşarak hava yollarının sefer yapmadığı yerlere sefer koyarak izin vermediklerine gazete taşıyarak çalışmak istiyor. Ama kazalar, kaçırılmalar, sabotajlar sonucu Hürkuş Hava Yolları'nın uçakları uçuştan men ediliyor. Hürkuş zamanında Ziraat Bankası'ndan kredi çekiyor ve Türk Hava Yolları'nın kullanmadığı yaklaşık 8 tane uçağı kendi bünyesine alarak bu çalışmaları yapıyor. Fakat az önce de bahsettiğim gibi kazalar bahane edilerek Hürkuş Hava Yolları'nın uçakları uçuştan men ediliyor. Buna rağmen elinde kalan son uçağı da Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün emrinde kullanıyor. Ve Güneydoğu'nda da toryum, uranyum ve fosfor arayarak zor doğa koşullarına çalışıyor kendisi. Vecihi Bey hayatının sonlarında çok sıkıntı çekmiş. Gerçekten borçlandırılmış, uçamayacak konuma düşen uçakları sigorta giderlere ve bunların faiz borcu eklenmiş. İcra takipleri, davalar nedeniyle vatan hizmet tertibinden kendisine bağlanan çok yetersiz maaşına bile haciz konulmuştur. Ankara'da anılarını yazarken beyin kanamasından komaya giriyor. Ve gözleri ve kalbi göklerde olan Vecihi Hürkuş insanların ayak basmak üzere dünyadan ayrıldığı gün olan 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumuyor. Yani çok manidar bir tarih olmuş kendisi için. Vecihi Bey hayatının her dönemi bir zorlukla karşılaşmış. Gerçekten sürekli bir engel konulmuş. Yani benim araştırmalarımda en çok dikkatimi çeken buydu. Ama böyle sürekli bir vatan aşkıyla, yani bir milliyetçilik duygusuyla her daim yeniden ayağa kalkmış ve yeniden bir şeyler yapmak için çabalamış. Bence bizlere örnek olması gereken en önemli konulardan birisi bu. Asla kolay olanı seçmemiş. Kendisine yurt dışından iş teklifi gelmesine rağmen gitmemiş. Ve Türkiye'de kalmaya devam etmiş. Vatan için uğraşmış. Bu benim için çok etkileyiciydi. Gerçekten eğer bizler kendi ülkemize sahip çıkmazsak, kendi elimizden gelenin en iyisini yapmazsak, yani kendimize milletimizi seviyoruz, aslında biz milliyetçiyiz demek çok da doğru olmaz gibi geliyor bana. O yüzden Vecihi Bey'i çok takdir ediyorum.
ve başkalarının kanatları altında olanlar hürkuş olamaz diyerek sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Bilgi bombardımanına tutulduğumuz bir sohbetti. Muhtemelen çoğu malumat aklımızda kalmayacaktır evet. Herhalde. Vece Yurkuş'un Almanya'da hangi ilde, üniversite, işte mühendislik okumaya gittiğini kimse hatırlamaz ama bu sondaki o marifete talip olmak lazım bence. Ben de onu bekledim. Vece Yurkuş'un Türk hasletlerini, o dünyaya miğferlik etmiş zamanlarımızdaki Türk'ün kodlarına dair neler bulabiliriz aslında? Vece Yurkuş'ta olsun, Nuri Demirağ'da olsun, Beyiç Erkinler'de olsun, o öncü nesilde olsun. Harbiye'den 1895 ila 1905-1910 arasında mezun olmuş o kadrolarda ne tarz hasletler var onu da son cümlelerinde ifade etti. Yani bu şekliyle marifete talip olan bizler burada bu portre çalışmalarını sene başından beri devam ettiriyoruz Kubilay abi. Portre çalışmanın yanı sıra esir Türk yurtları üzerine, esir Türk yurtlarının çıkarmış olduğu büyük Türk başbuğları üzerine salı sohbetleri, gençlik sohbetlerimizde inşallah İlerleyen tarihlerde devam edecek. Yine birlikte olmak dileğiyle ben teşekkür ediyorum tekrardan. Aslında arkada gözükse miydi?